Herkese merhaba, Healthful Bake'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün şekersiz, mis gibi bir ayva tatlısı yapacağız beraber. Ayva biliyorsunuz kışın vazgeçilmez meyvelerinden. Ve şu anda böyle ayva tatlısı diye aratsanız onlarca tarif bulabilirsiniz. Ama bu tarifin alameti farikası o güzelim ayvaların vitaminini öldürmeden, şekerle de onu böyle karıştırmadan tamamen doğanın bitkisel ve meyvelerin şekeriyle pişirip mis gibi sofraya servis etmek. O zaman hazırsanız tarife hızlıca başlayalım. O zaman hızlıca şöyle bir malzemeleri özetleyeyim. Bu arada malzemelerin detayını aşağıda da paylaşıyor olacağım. Ulaşabilirsiniz. Şimdi bu tarif için ben böyle 3 tane ayva kullanıyorum. Tabii ki evdeki kişi sayısına göre bunu arttırıp azaltmak sizin elinizde. 3 tane ayvamız var. Ayvaların kararmasını önlemek için yarım limon suyu kullanıyor olacağım. Bir tane de böyle kırmızı, güzel, şekerli bir elma. Bu ayvaların ortasına koyacağım harcın ana maddesi olacak. Hızlıca diğer malzemelere de geçeyim. Tabii ki bir ayva tatlısının olmazsa olmazı şöyle çubuk tarçınımız ve karanfillerimiz var. Bu arada çubuk tarçın konusunda oldukça seçici olun. Farkındaysanız bu böyle daha odunumsu yapıda bir çubuk tarçın göreceğiniz üzere. Bu bunun ne kadar doğal olduğunu gösteriyor. Yani ne kadar düzgün şekilli ve böyle kalıp gibi çubuk tarçın olursa bilin ki o aslında ithal ve tam olarak da böyle istediğimiz doğallıkta değil. Hani böyle ufak da püf noktası vereyim kıssalığını işte. Buna ek olarak toz tarçını da kullanıyor olacağım. Bu yine ortadaki harç için. Ve tabii ki bu şekersiz bir tatlı olacağı için olabildiğince böyle doğal şeker kaynaklarına yer vermeye çalışıyorum. Şöyle birazcık kuş üzümüm var. 2 yemek kaşığı kadar da kuş üzümü kullanacağım. Kuş üzümü sevmiyorsanız böyle ufak ufak parçalanmış hurma taneleri olabilir. Yaban mersini kurusu olabilir. Vişne kurusu olabilir. Bir bakarsınız yeter ki böyle bir kuru şekerini bırakabilecek bir meyvemiz olsun. Her bir ayva için yani aslında her bir ayva yarımı için 1 yemek kaşığı ceviz kullanacağım. Yani benim 3 ayvam olduğu için 6 yemek kaşığı cevizim olacak. Onun dışında böğürtlen suyu yarım su bardağı kadar. Eğer sizde yoksa nar suyu da olur. Ama bunu sakın hazır almayın. Evdeki hani kaynaklarınızı sıkabildiğiniz güzel bir böyle kırmızı orman meyvesi suyu olsun. Ya da nar suyu olsun. Yarım bardak da temiz suyum var. Aslında malzemeler bu kadar basit. Tek yapmak gereken doğru anda doğru malzemeyi birleştirmek. Şimdi ilk başta şöyle bir limonu keselim. Limonun suyunu şöyle derin bir kaseye yarım limon sıkıyorum. Ayvaları bu ön kısmından değil de arka kısmına gelecek şekilde şuradan ortadan kesiyoruz. Bu noktadan sonra tek yapmak gereken ayva çekirdeklerini çıkarmak ve kabuğunu nazikçe soymak. Kabuk böyle kısmen aralarda kalabilir. Çok dert etmeyin. Zaten birazcık da bu tariflerin güzelliği böyle çok doğal olması. Böyle incecik ayna gibi bir ayvaya sahip olmak zorunda değiliz. Kabaca kabuğunu kesip çekirdeklerinden ayırıyoruz. Ayvalar soyulduğunda bu şekilde gözükmeli. Farkındaysanız ortadaki çekirdekleri tamamen çıkardım. Kabuğunu kabaca soydum. Bu arada bir püf noktası da ayvaları şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi uç kısımlarını da kesip almayı unutmayın. Yani aslında şuraları istemiyoruz. Tam onun ağaca bağlandığı kısımları. Oraları da böyle kabaca kesip çıkardım. Ayvaları soydukça kararmaması için bu önceden hazırladığım temiz sulu limonlu suda beklemek üzere atıyorum. Şimdi tabii burada böyle kabuğu karışık, işte köklerini çıkardığımız, işte çekirdeklerini çıkardığımız böyle bir ayva dağı oluştu. Bunu pişirmeye geçmeden önce çok kısa böyle bir
işinize yarayacak parçaları ayırırsanız harika olur. Yani böyle her şeyde tabii ki çöp gibi tencereye hep beraber atmamamız gerekiyor. Ben burada ne yapıyorum? Böyle incecik çıkan ayva kabuklarını şöyle bir kenara ayırıyorum. Bir de böyle çekirdeklerden gerçekten sağlıklı renk verecek ve böyle istediğimiz olgunluktaki çekirdekleri kenara ayırıyorum. Ve bu işlemden sonra da şu an ayvalar böyle limonlu suda bekliyor kararmasın diye tencerelere ayvaları koyacağım, kabukları koyacağım, çekirdekleri koyacağım, biraz karanfil, biraz tarçın çubuğu, üstüne biraz su ve böğürtlen suyuyla beraber pişmeye bırakacağım. İşime yarayacak kadarını ayırdım. Bu kadar çekirdek, bu kadar kabuk. Bence 3 ayvalık bir ayva tatlısı için yeterli. Geri kalanını atabiliriz. Onları uğurluyoruz. Bu tarafla yolumuza devam ediyoruz. Ayvalar hazır. Çekirdekler hazır, kabuklar hazır. Tarçın çubuğu, karanfil, böğürtlen suyumuz, suyumuz. Şimdi hepsini birleştirmeye geldi sıra. Bunların hepsi şöyle bir yarım saat ayvalar yumuşayana kadar tencerede pişecekler. Biz de orada iç harcını yapacağız. Ayvaları böyle tencereye üst yüzü yukarı gelecek şekilde diziyorum. Ben böyle paslanmaz çelik, aslında daha doğrusu krom argan olan bir tencere, derin bir tencere kullandım. Krom argan VMF'in özel bir patentli bir ürünü. Çok tavsiye ederim, çok memnunum bu tencere serisinden. Ama eğer sizde yoksa seramik veya işte paslanmaz çelik bir tencerede yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çok böyle teflon falan tercih etmeyin çünkü bu böyle uzun süre nispeten orta ateşte pişen bir tatlı olacağı için tenceresinin böyle güvenli bir tencere olması kıymetli olacak. Kabukları böyle aralara göz kararı serpiştiriyorum. Çekirdekleri yine böyle ayvaların aralarına serpiştiriyorum. Bir tane tarçın çubuğu atıyorum. Tarçından sonra yaklaşık 10 adet de karanfil atıyorum. Yarım su bardağı su ekliyorum. Yarım su bardağı da böğürtlen suyu. Fokurdayana kadar böyle bir orta ateşte yaklaşık bir 10 dakika pişsin. Fokurdadıktan sonra yani böyle artık su biraz kaynama noktasına ulaştıktan sonra en kısık ateşe alabiliriz. Bu böyle burada kendi kendine ayvalar yumuşayıp böyle renklenip pişerken biz de böyle ortalarına koyacağımız cevizli, kuş üzümlü, elmalı harcı yapacağız. O bir kenarda bekleyecek. Yarım saat sonunda harcı hepsinin ortasına koyacağız. Zaten onu da göstereceğim. Sonra bir yarım saat daha, yaklaşık bir 20-30 dakika daha harçla beraber pişecek. Sonra da servise hazır olacak. Hızlıca iç harca geçiyorum. Bir tane böyle küçük kırmızı bir elmam var. Böyle şekerini vermesi için kırmızı elma çok yakışıyor buna. Ama yok, ben kırmızı elma sevmiyorum derseniz tabii ki yeşil elmanız da sevdiğiniz herhangi bir elma çeşidi de olur. Bir tane kırmızı elmayı hızlıca böyle çekirdeklerinden, saplarından temizleyip doğrayıcıdan geçireceğim. Rendeleyebilirsiniz bu arada. Bence aslında tatlı yemek, yani kendimize böyle çok büyük yasaklar koyuyoruz. Ama bence tatlı yemek yani hepimizin hakkı. Sadece hani yediğimiz tatlının çeşidine ve nasıl pişirdiğine, pişirme metoduna göre bence vücudumuza olan etkisi farklı farklı oluyor. Mesela bu ayva tatlısı içinde ayva, böğürtlen, elma dışında, kuş üzümü dışında herhangi şeker itibaren herhangi bir katkı maddesi yok. Rafine şeker yok. O sebeple de bir tık da aslında doğanın gücü tek bir tencereye buluşuyor ve inanın gerçekten de canınız tatlı istediğinde çok da güzel bastırıyor. Üstüne üstlük içinde işte süt ürünü, un, rafine şeker vesaire olmadığı için de hem pişmanlatmıyor psikolojik olarak hem de gerçekten de bağırsak ve mide yani sindirim sistemimizi inanın hiç yormayan böyle gerçekten hafif bir tatlı oluyor. O sebeple de hani ben hep diyorum ki hani kendimize böyle ağır yasaklar koymak yerine
bir nevi böyle arka kapılar, çıkış noktaları, farklı farklı çözümler aramakta fayda var. O yüzden ben bu tatlıyı çok seviyorum. Yani hem bütün mevsimin meyveleri diyeyim, tek tencerede vücudumuza vitaminleri ve mineralleriyle geliyor. Hem de aslına bakarsanız pişmanlatmayan bir tatlı lezzetine ve tatlı, ne diyeyim size, cennetine dönüşüyor. Şimdi bir tane elmayı çekirdeklerinden çıkardım ve saplarından temizledim. Doğrayıcıya alıp şöyle kabaca geçiriyorum. Aynı işlemi dediğim gibi bir rendeyle de yapabilirsiniz. Bugün ben birazcık tembellik ettim. Böyle doğrayıcıyla yapmayı tercih ettim. Bunu bir kaba alıyoruz. Elmaların üstüne yaklaşık şöyle yarım yemek kaşığı tarçın döküyorum. Zaten tarçın çubuğu attığım için çok baskın olmasın diye tarçını abartmadım. Ama çok ben tarçın bayılırım, çok severim işte. Zaten tarçın da böyle bir doğal şeker etkisi veriyor ya. Tarçını birazcık zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ne yaptık? Elmaları doğrayıcıdan geçirdik. Üstüne tarçınları koyduk. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu kuş üzümü koyuyorum. Dediğim gibi bu kuş üzümüne alternatif kurutulmuş yaban mersini, küçük hurma parçaları, hatta belki küçük kayısı parçaları bile kullanabilirsiniz. Bu birazcık kişisel zevke göre değişen bir kısım. Şöyle kabaca karıştırıyorum. Her bir ayva dilimi için bir yemek kaşığı ceviz koyacağım. Ben de şimdi 3 ayvadan 6 ayva dilimi vardı. Bu da demek oluyor ki 6 yemek kaşığı. Şimdi burada böyle mis gibi kokan efsane bir harç oldu. Dediğim gibi ayvalar şu an hala pişiyor. Bir yarım saat daha onları kendi haline bırakacağız yumuşamaya. O esnada harcımız hazır. Yarım saat sonunda bu harcı her bir ayvanın göbeğine böyle birer kaşık olmak üzere koyup tekrar en kısık ateşte bir 20-30 dakika kendi halinde pişmeye bırakacağız. Yarım saat geçti. Ayvaları iyice yumuşadı. Böyle dibinde de efsane böyle karamelize harika bir sos oldu. Bence artık harcı eklemeye hazırız. Harcı her birinin ortasına birer kaşık olacak şekilde ekleyeceğim. Hemen gidip harcı alıp geliyorum. Her bir ayvanın ortasına oldukça cömert, kocaman bir kaşık harçtan koyuyorum. Dağılırsa ve kenarlara düşerse hiç çekinmeyin. Zaten dediğim gibi bu tatlının özelliği böyle birazcık daha rustik bir ayva tatlısı olması. Kenarlara da dağılabilir. Kaba taslak koysanız yeterli. Harcı yerleştirdikten sonra en kısık ateşe getirip üstüne de kapağını kapatıp 20 dakika beraber pişmeye bırakıyoruz. Ama gözünüz tencerede olsun, yanmasını istemeyiz, böyle dibini tutsun istemeyiz. Tencereden tencereye tabii ki ya da ocaktan ocağa bu süreler değişebiliyor. Hep bir gözünüz burada olsun. Daha erken de yumuşayabilir, belki daha geç de yumuşayabilir. Böyle hafif su ekleyip birazcık daha uzun tutabilirsiniz. Hep bu son 20 dakikada gözünüz tencerede olsun. Harçları koyduktan sonra dediğim gibi bir 20 dakika sonra hazır olacak ve servis edeceğiz. Afiyetle de yiyeceğiz. Kalan harcı da böyle artanı da tükletebilirsiniz. Zaten böyle çiğ çiğ bile efsane bir şey. Tada yaklaşık 50 dakika sonra falan harcı ekledikten 20 dakika sonra bu hale geldi. Dibinde inanılmaz karamelize bir sos var. Harika piştiler. Yapışmasın diye ben yaklaşık böyle 2 kere daha su ekledim azar azar. Her defasında yarım su bardağı kadar su düşünebilirsiniz. Çok da fazla böyle çorba gibi yapmadan. Zaten hemen bütün suyu emdiler. Şu an servise hazır. Yaklaşık 50 dakika içinde şekersiz mis gibi ayva tatlısı yaptık. Bir de şimdi güzelce servis edelim. Afiyetle yiyelim.
ayva tatlımız hazır. İnanın kimse anlamayacak şeker koymadan yaptığınıza. Ayvanın, böğürtlenin, tartının, kuş üzümünün kokusu şimdiden bütün mutfağı sardı. Böyle güzelce çilekle, hatta yenilebilir çiçeklerle servis ettim ben. Böyle güzel de bir sunum yaparsanız herkesi şekersiz ayva tatlınızla kandırıp kalpleri çalarsınız diyorum. Umarım çok seversiniz ve denersiniz. Bu ve bunun gibi onlarca sağlıklı tarif ve püf noktası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde ve küçük molamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.